Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin video günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Mehmet İkbal ile Gündem Okulları serimizin bugün 2 Eylül 2023 Cumartesi. Google'un bize önerdiği haberlerden, reklamlardan, keşfete düşenlerden vesaire bahsedeceğiz. Öncelikle gündem yapmak istediğim maddelerden bir tanesi şu. Daha öncesini söyleyeyim. Voleybol milli takımımız dün İtalya'yı 3-2 yenerekten, kadın voleybol takımımız 3-2 yenerekten finale çıktı. Finaldeki rakibimiz şu an kim bilmiyorum ama pazar günü yarın finalde karşılaşacağız birisiyle. Muhtemelen yeneceğiz ya da yenmeyeceğiz. Her neyse ne olursa olsun. Ben bu mevzunun arkasında değilim. Desteklemiyorum. İzlemeyeceğim, bakmayacağım. Desteklemiyorum. Kaybedersek de üzülmeyeceğim. Hatta kaybetmemizi istiyorum bir nevi. Arkadaş bu işin cılkı çıktı. Ta geçen sene değil, ondan önceki seneden beridir bu Ebrar Karakurt denen cinsiyeti neydi belirsiz şahıs hala saçma sapan reklamlar yapıyor. Zaten voleybola baştan karşıyım. Çıplaklığın alenileştirilmesi, reklam edilmesi vesaire bundan dolayı zaten karşıyım. Özellikle kadın voleybol takımımıza daha çok karşıyım. Ve bunlar her seferinde zirveye çıktı da başarı elde ettiği zaman ben bunu milli gurur olarak kabul etmiyorum. Manevi çöküş olarak kabul ediyorum. Bir Müslüman olarak benim zoruma gidiyor. Ve bunun haricinde hadi başarıları ya da onların kurumsal olarak çıplaklığı, voleybol sporunun rezaletliğini ayrı kenara koyalım. Onun dışında devamlı Ebrar isimli şahsın adı kız ama LGBT'ci birisi. Muhtemelen bana trans bir şey gibi geliyor. Önemli mi? Değil. Ama hep devamlı bu kadının ön plana çıkması, bu kızın ön plana çıkıp saçma sapan beyanlarda bulunması, Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin, Müslüman aleminin zoruna gitmekte. Ben bunun arkasında değilim. Ben bunun karşısındayım arkadaşım. Bunu baştan söyleyelim. Ebrar Karakurt. Şahsına kızmıyorum. Genelleme yaparak kızıyorum ve iktidara kızıyorum. Arkadaş, bu senin iktidarında, sen ki Müslüman bir iktidarsın. Senin iktidarında bu reklam ediyor. Bir şeyleri manşet ediyor. Kendi pislik hayatını, fuhuş hayatını tabiri caizse reklam ediyor, manşet ediyor ve sen hala milli takımda buna yer verdiriyorsun, yer verdirtiyorsun. Buna niye müdahale etmiyorsun? Sana oy veren %52'nin içerisindeki milyonlarca Müslüman keyfine mi oy verdi? Niye buna müdahale etmiyorsun? Yazık, günah değil mi ya bizim milli manevi değerlerimizde kavga ediliyor, savaşılıyor resmen. Hadi artık çıplaklığı geçtim, onu artık kanıksadık, kabul ettik diyelim ama biz senin LGBT ile savaş diye sana oy verdik ya, yoksa gider CHP'ye oy verirdik. Tövbe estağfurullah. AKP'ye bu konuda çok kızıyorum. Erdoğan'a bu konuda çok kızıyorum. Bunu tez zamanda düzeltmesi lazım. 2-3 yıldır sessiz sedasız kalıyor, susuyor. Artık tepemize kadar çıktı. Bu yarınki maçtan sonra artık şu Ebrar'ın işini çekilsin, bitirilsin yani. Zaten ya, toptan karşıyım ama hadi zıkkım olsun, bunu kapatamıyoruz, bitiremiyoruz. En azından şu Ebrar'ın ipini çekin, fişini çekin. Oynamasın milli takımda. Her seferinde pisliğiyle, fuhşiyatıyla, LGBT şeyleriyle gündem oluyor, başımıza bela alıyor. Tövbe estağfurullah. Sonra başımıza sözde Müslüman ülke. 190'ı Müslüman sözde. Biz de LGBT'ye karşı savaş açsın diye, LGBT reklam edemesinler diye, pislikler, fuhşiyat reklamını yapılamasın diye biz AKP'ye oy verdik güya sözde. Dünden beri gündemlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, belki çoğu insan İstanbul'da yaşayanlar yaşayarak görüyorlardı zaten de. Şu tablolar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmayan merdivenleri, çalışmayan asansörlerine koyduğu işaret levhaları. İşaret levhaları. Bunları zaten İstanbul'da yaşayanlar 16 milyon, 18 milyon, 20 milyon neyse bir şekilde görüyor. Görmeyenler de haberlerde görüyor zaten. Burada yazan ifadeleri kabaca söyleyeyim. İşte verdiğimiz çalışmalardan dolayı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. İşte şu zamana kadar bitecek, bu zamana kadar bitecek diye İstanbul'un muhtelif yerlerinde ve uzun zamandır belki 3 ay, belki 5 ay, belki 1 yıldır yapılmayan, tamiri olmayan asansörler, merdivenler, yürüyen merdivenler vesaire var. Bu görüntüye aşinasınız zaten, biliyorsunuz. Bunun haricinde dün bir tane sosyal medyaya bir görüntü düştü. Görüntüyü izlemişsinizdir, izlemediyseniz de izleyin, fark etmez. İki tane genç ergen bebesi yürüyen merdivenlerin başındaki şeylere dokunaraktan yürüyen merdiveni durduruyor. Ondan sonra gidiyor. Başka bir videoyu gene bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı troll siteler paylaştılar. İşte bir gene iki tane çocuk, bu ergen değil bu sefer, çocuk. Çocuklar merdivenin oradaki tuşlara basıp oynayıp merdiveni durduruyorlar. Ondan sonra yürüyerek devam ediyorlar. Oradan geçen gencin bir tanesi de alıyor, bunu video çekiyor. Ondan sonra atıyor işte sosyal medyaya, tabiri caizse, efendime söyleyeyim, algı yapıyor kendince. Arkadaş çalışmayan merdiven görmüş. Hadi, organize olabilir, organizasyon
dışı olabilir. Rastgele tevafuk gelmiş olabilir. Zamanında fazilet durağı denen yalanlar silsilesinde yaşayanlar İstanbullular biliyor da. Şimdi CHP at gözlüğü taşıyanları geçelim. Onları konuşmuyoruz zaten. İstanbul'u yaşayanlar biliyor fazilet durağı yalanını. Zamanında organize kötülük bunlar, organize kötülük bunlar diye algı yaptılar. Neyse. Bilenler biliyor. Bilmeyenlere zaten bir şey anlatamayız. Onu geçelim. Şimdi İBB iki tane görüntü gördü diye, iki tane görüntü buldu diye bir tanesinde iki tane ergen bebesi. Onlar da kesin bana kalsa CHP'li çıkar, AKP'li çıkarsa Allah onların belasını versin. Bu eğer bir organize bir mevzu varsa Allah belasını versin. Bir görüntü iki tane ergen çocuğun, yani 20'li yaşlarda diyelim. Bir görüntü de ufak çocukların, 5-6-7 yaşlarındaki çocukların asansörü durdurmasıyla, asansör demişim, yürüyemezlerini durdurmasıyla olan görüntü. İki tane görüntü var. Bunun üzerinden Murat Ongun açıklama yapıyor. Diyor ki İBB panoları ve reklamlarıyla kapatılan Murat Ongun yürüyen merdivenleri troller kapatıyor, video alıyor demiş. Yani ellerinde iki tane görüntü var. Bir tanesi 20 yaşlarda iki tane çocuğun yaptığı. Eğer AKP'liyse Allah belasını versin onların. Allah üzerine lanet etsin. Eğer ki CHP'lisi zaten çıkar ilerleyen günlerde. Çıkmasa da çok şey değil. Bunun izahı yok. Bu yanlış. Onun haricinde bir görüntüde zaten iki tane çocuğun yaptığının akabinde bir gencin bir tanesi çekiyor. Bence masum bir sahne. Eğer organize bir şeyse onu da Allah belasını versin. Ben bunu hiçbir savunacak bir şeyim yok benim. Ama hadi bu iki görüntü üzerinden yapılan algı sanki her şeyi troller yapıyor bu zamana kadar. Eğer troller yapıyorsa şu kadar tabloyu yıllardır İBB İstanbul halkına reva gören siz değil misiniz ya? Çalışmaları yaptık yapıyoruz. Madem trolleri kapatıyor sen de aç. Kaç ayda duruyor şu tabelalar? İstanbul'u yaşıyor görüyor. Çok izaha gerek yok ama efendime söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi panoları reklamlarıyla kapatılan onlarca yürüyen merdiven asansör hakkında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun bu şekilde sıvama tarzında açıklama yaptı. İki tane görüntü var ellerinde. Bir tanesi o iki tane ergen bebesi çocuğun, bir iki tanesi de ufak çocuğun yaptığı görüntünün kamera kaydına ulaşmışlar. Bütün şu rezaletin bunun sayısını da istatistiğini tutmuşlardı ama 50 miydi 150 miydi tam hatırlamıyorum sayısını. O da bulmak zor değil internetten. Bulunabilir. Bir tane o yandaş haber sitesi hangisi yapmıştı? Dur bakalım şu gündeme dair sitesinde vardır. Şeyden bakalım. Telegram'dan bakalım. Şurada çalışma diyelim bakalım. Çıkar mı kelime olarak? Dur abi. Şimdi yükledik tamam. Buradan bulamadık. Çalışmıyor diyelim. Aratalım. Aşağı inelim. Buradan çıkaramadık. Hangi sitede buluruz ki acaba? Neyse. Sayıya takılmayalım. Olayın aslında özetle iki tane görüntü var diye efendime söyleyeyim. İki görüntü üzerinden bütün çalışmayan asansörlerin, merdivenlerin bahanesi hazır oldu artık. Troller yapıyor. Trolleri kapatıyorsa sen de bir düğmeyi aç. Yani Murat Ongun yalancılıkta level atlamış profesyonel bir yalancı. Evet, şöyle Google okuması yapacağız da şurayı bir güncelleyelim öncelikle. Bakmadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz haberlerden sunsun bize Google. Biz de onu yorumlayalım inşallah. Güncelledim ya. Sayfayı güncelleyelim şöyle. Evet. Nevşehir, Kapadokya, Balını artık tüm Türkiye tanıyor. Tüm Türkiye tanımıyor. Ben Ürgüp'te yaşayan birisi olarak 2 yıldır ben bilmiyorum. Kapadokya'nın balı mı meşhurmuş? Yalan dolan, geç. Yerel sitenin yaptığı haber. A101'in Türk kahvesi makinesi geliyormuş. İlgilenmiyorum. Aktüel kataloğunda ne demiş? Burada bir tane şey var. El arabası 450 lira. Evet. Geç. Onun dışında bak şurada telefonlar var. Yerli telefon mu acaba? Okuyamıyorum. Neyse tıklamaya gerek görmüyorum bunlara. O ne diyor? Özellikle o ne diyor sitesine tık kazandırmamak için tıklamıyorum arkadaşlar. Elektrikli Renault Toros satışa çıkıyor. Görenler fiyatına inanamadı. Teknoloji Yok sitesi yine clickbait haber yapmış ama Renault Toros'un elektrikli araba çıkarması insanı maziye bir götürüyor. Devam. İşte bir kaşığı bir de tüyleri kökten kurutuyor. Posta gazetesinin clickbait haberi geç. Benzin motorun fiyatları artınca LPG can simit olmuştu. Otogaz'a büyük zam yolda tarihi belli oldu. TGT haber. Yani dün konuşmuştuk gene bugün üstünden geçelim arkadaşlar. Brent petrol dün rekor tazeledi. Son Kasım 2022'den bu zamana ilk defa 88'i gördü. 88 doları gördü. 2 gündür benzine toplam 2 lira bir indirim olmuştu. Ama onlar geri zam olarak yansıyacaktır pazartesi günü. Pazartesi piyasa açıldığı zaman bakacağız Brent petrol kaç oluyor. 88 ise eğer 2-3 lira hakları var. Mazotta ayrı, benzinde ayrı, LPG'de ayrı.
zam kesin hakları var da gün içerisinde eğer Brent düşüşe geçmezse zam kesin yolda. Sadece LPG özgü değil yani. Bunlar clickbait haber yapmış TGRT gene ama yani zam kapıda. Yani de 1 lira değil, 2-3 lira kesin yani. Çünkü 85'e göre şu an fiyatlar pompada. Hem mazot için, benzin için, LPG için 85'e göre şu an 88. Ekstra zam gelirse daha fazla bile zam var yani. 40'ı geçecek gibi gözüküyor mazot, en azından o şekilde gözüküyor. Kapadokya'da balonlar Kırgızistan bayraklarıyla havalandı. 10 saat önce kardeş ülke Kırgızistan bağımsızlık günü kutlu olsun diye. Muhtemelen bir iki tane balona bu şekilde asmışlardır. Hepsinde bu şekilde olmaz. Geç. Kapadokya'da çekilen ATV iddialı dizisi Safir başlıyor demiş. İddialı dizi, her dizi iddialı başlar zaten. Safir dizisi de Göreme merkez olmak üzere, Göreme şu tarafta kalıyor diye orayı gösteriyorum. Ürgüp'te çekileni de var, Avrasya'da çekileni de var. Nevşehir merkezde büyük ihtimal çekilmemiştir de. Farklı farklı bölgelerde çekiyorlar. Bana kalsa tutmayacak bir dizi. Yani izliyor muyum? İzlemiyorum. İzlemeyeceğim de. Ama tutmayacağını öngörüyorum. Selo suları çekilince fark edildi. 300 yıllık ağacın köklerinde saklı. Tam 2000 ton ağırlığında. A Haber, clickbait haber yapmış. Tıklamadan geçiyoruz. Geç. Ön koltukta seyahat eden devasa boynuzlu boğa polise yakalandı. Haberin belli şeklinde bakar mısın? Bunu TRT haber vermiş böyle. Aman ya Rabbi. Troll haber gibi vermiş TRT ya. TRT yapmasın sen böyle. Sen devlet kanalısın. Yapma ya. Geç. Tıklamıyoruz. TB3 SİHA ve ile ABD ve İsrail'e meydan okudu. Türkiye dünyada bir ilke hazırlanıyor. Yani ABD ve İsrail'e meydan okumamıştır da Selçuk Bayraktar, siz haberi o şekilde veriyorsunuzdur. Yeni Şafak. Yani buradaki mevzu şu. TB3 SİHA yani yerden dikey kalkış yapabilecek bir SİHA tasarlamaya çalışıyor Selçuk Bayraktar. Ya da yerden direkt kalkamasa da kısa mesafede hani hemen havalansın diye. Bununla ilgili rakipleri de benzer şekilde İHA'ların kısa mesafede kalkan ya da olduğu yerden kalkabilen üzerine çalışıyor. Diğer Amerika'nın şeyi de İHA'ları da. Yani Selçuk Bayraktar dedi ki biz sizden önce çıkaracağız dedi. Bu ta bir hafta 10 gün önceki haberi. Bunu sanki İsrail Amerika'ya meydan okudu diye vermiş. Sanki savaş var sanki, anasını satayım. Neyse geç. 8 il için sarı uyarı. Kuvvetli yağışa dikkat. Bir gün önceki haberi. Evet, o bu yağışlar bugün geldi. Ürgüp'te bundan nasibini aldı. Uşak'ta sel oldu. Ankara'da gene sel oldu muhtemelen. Bugün şimdi Kayseri Sivas üzerinden devam ediyor. Yarın da Türkiye'nin yavaş yavaş doğusuna doğru geçecek. Kısa süreli birkaç saat sürecek ve sağanak şekilde boşalmalar olacak. Yavaş yavaş Eylül ayı geliyor. Rabbim afetinden bizi korusun. Rahmet versin Rabbim. Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu haber bugünün son dakika haberi olarak geçiyor. Kerkük'te yalnız sokağa çıkma yasağının hala ayrıntısına hakim olamadım. Yani bir fitne var, bir kavga, bir savaş durumu gibi bir şey var da. Tam olarak ayrıntısını muhtemelen yarına belli olmuş olur, sokağa çıkma yasağının ayrıntısı. Yani Kerkük'te çoğunlukla Türkmenler var. Musul Kerkük bizim kanayan yarımız biliyorsunuz. Musul'da yanan ateş bizim de ciğerimizde yanmış olur. Kerkük'te yanan ateş bizim de ciğerimizde yanmış olur. Musul Kerkük bizim Misak-ı Milli sınırlarımızda kızıl elmamız olan yerlerden bir tanesidir. Orada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı fark etmez. Orası bizim toprağımız olarak görüyoruz. Biz en azından ben o şekilde görüyorum. Burada inşallah yangın çıkmaz. Buradaki yangın bizim ciğerimizde yanar. Bugün bizim olmasa da yarın bizim olacak gözüyle bakıyoruz biz buralara. Ben en azından ben bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. SDG ile Arap aşiretler arasında çatışma devam ediyor. En az 52 ölü. Bir gün gazetesi vermiş. Bu solcu zırh muhalifler. Bunlar oturup ağıt da yakalar. Ölen PKK'lılar için şerefsizler. Neyse. SDG dediği PKK. SDF, SDG, YPG, PYD hepsi aynı PKK olmuş oluyor. Arap aşiretler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bugün dün 20 civarındaydı Arap aşiretlerinin ele geçirdiği köy sayısı. Bugün 24 civarına falan çıktı. Savaş devam ediyor. Münbiç mevzuya dahil oluyor. SMO dediğimiz bizim desteklediğimiz, beslediğimiz ya da arkasında olduğumuz aleni ya da gizli neyse. Onlar da sürece dahil olacak gibi. İnşallah Türkiye için hayırlı sonuçlara vesile gebe olur bu mevzu. Bakalım yarın gündemi ne bekliyor bizi. Amerikan mı mevzuya girecek, Rusya mı mevzuya girecek, ama şu an Arap aşiretler organize olup PKK'yı silip süpürecek gibi. Ama dediğim gibi, dün de dediğim gibi arkadaş, bunu Rusya ya da ABD gelir masaya oturup durur. Ne istiyorsun lan sen? Al sana %10 petrol payı dese, %10, 20, %30 petrol payı dese hepsi susarlar. Herkes ekmeğini yiyip kenara oturur. Hiç toprak kavgasına da girişmezler. Şu an bunların derdi esasında petrolden para alamamak. Ama sonuç, sebep her ne olursa olsun, sonuç her ne olacaksa olsun, inşallah Türkiye'nin yararına nihayetlenir. Türkiye hala sürece müdahil olmadı. En azından açıktan olmadı. Geriden oluyorsa da henüz bir şu an faydamıza olan bir şey şu an gözükmüyor. İnşallah olur. Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı demiş 4 saat önce. Şeylerimiz yanmış burada da. Herkes altın, dolar, euro derken dünyaca ünlü milyarder parasını oraya yatırmaya başladı. Bundan alın. Yine herkes clickbait haber yapmış. Tıklamadan geçiyoruz. Geç.
geceyi gündüz gibi aydınlattı. Türkiye'ye meteor düştü. 4 ilden görüldü. 57 dakika. Ha, ben son 2 saattir haberlere bakamadığım için dikkatimi çekmedi. İlgilenmiyorum. Geç. Antalya, Adana, Mersin ve Hatay'ın altı fokur fokur kaynıyor. Yeni Çağ Gazetesi clickbait haber yapmış. Tıklamaya gerek görmüyoruz. Geç. RF ve antitank başlıklı kargo savaş gemilerine bela olacak. Kargoyu severim. Kargoyu birkaç ülkeye de ihraç ediyormuşuz. Antitank başlığı koymuşlar kargoya, duymamıştım. RF'nin açılımını bilmiyorum. Böyle milli haberler göğsümüzü kabartıyor ama tıklamaya da gerek görmüyorum şimdilik. Geç. KHK ile ihraç edilen akademisyen Mikail Bülbül göreve iade edildi. Şimdi günahına girek mi, girmeyek mi bu adamın? Şimdi bu KHK acaba neden? FETÖ'den mi, PKK'dan mı? Şimdi bunu gazetede var, paylaşıyorsa kesin PKK'dan ihraç edilmiştir. Geri görevine dönmüş. Şimdi görevine dönmüşse masum mu, yoksa adalet sisteminin gevşekliğinden kaynaklı bir şey mi? Ölsem bir dert, söylesem bir dert ya. Ne yapayım? Gazete duvar verdiyse kesin bir pislik vardır diyoruz yani buna. Adamın da günahına girmiş oluyoruz böyle. Allah affetsin. Huawei Mate Pro. Arkadaş amma bana Huawei Mate 60 Pro önermeye başladı bu Google ya. Son 3-4 gündür kesintisiz öneriyor. Geç. Nevşehirli sporcular turnuvaya damga vurdu. Vursun. Geç. Gene Shift Direct. Ne diyor Shift Direct? Spor ayakkabımı yıkayan makina. Ya bütün makineler spor ayakkabını yıkıyor kardeş ya. Aman boş beleş. Shift Direct. Geç. Merkez Bankası tahminini açıkladı. Yeni zamlı maaşlar. Merkez Bankası tahmini açıklamaz kardeş. Geç. Ay ay. Clickbait habercilik. Motorun indirim için tarih belli oldu. Belli olmadı kardeş. Zam gelecek, zam zam. Hatta 3 lira zam beklerim ben yani. Pazartesi olsun belli olacak da. Motorun indirim için tarih belli oldu diyor ya. Estağfurullah. Şu clickbait habercilikten resmen sövesim geliyor. DSÖ COVID-19 vakaları bir ayda %38 arttı demiş. Az önce videosunu çektik. Hem short videosu hem uzun video olarak 11 dakika yorumladık. Kanalımızda mevcut olacak arkadaşlar. Covid-19 vakaları evet artıyor ama şu an korkulacak bir şey yok. Mevsimsel zaten dönem dönem artar. Pirola varyantı diye bir şeyden bahsediyorlar. Şu anlık ondan bir cacık çıkmaz. Hatta manşete şöyle veriyorlar. Aşılılar çok etkileniyor diye veriyorlar. Şu an bu haberler yalan. Aşılısı aşısızı. Şu anda pirola varyantı denen şey çok fazla değil. Henüz ölüm sayılarında artış olmadı. DSÖ sayıları veriyorsa iki defa düşünürüz hemen inanmadan. %38 artmış mıdır? Tabii artmıştır. Mevsim dönüyor. Havalar bir sıcak bir soğuk oluyor. İşte test vermeye gidiyorsun. Korona oluyor. Korona da var ya bitmez. Mutasyon bitmez. Yani haberin başlığı doğru ama korku pompalamak için verildiği için ciddiye almıyoruz. Geçiyoruz. Evet. UEFA Avrupalar Ligi'nde grup etişmeleri belli oldu. Belli oldu. He. İlgilenmiyorum. Geç. 34 dakika uçabilen 48 megapiksel kamera DJI Mini 3 Pro için yeni indirim fırsatı. Log. Yani indirim dediği de 50 milyardan 45 milyara düşmüştür kesin ya. Estağfurullah. Bakan Yusuf Tekin'den 3 branşa müjde. Öğretmen ihtiyacı artacak. Önemli. Ama haber veren site, kamu ajansı diye clickbait habercilik yapan site olduğu için tıklamıyoruz. İlerleyen günlerde bu öğretmen ihtiyacıyla ilgili belki video çekeriz. Geç. Uzay çöplerini torbalara temizlemek istiyorlar. İnanmıyorum. Uzay meselesine inanmıyorum arkadaşlar. Geç. Nevşehir ve Sivas'ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı bir saat önce demiş. Zaten bir yağmur vurdu. Kuvvetli yağış oldu. Tekrar uyarı vermiş demek ki meteoroloji. Hatta şurada bir son dakika haberlerinden de bakayım ben. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı bekleniyor diye 31 dakika önce bildirim gelmiş. Evet bakarız. Sivas'ta için en azından şimdi Türkiye'nin bu tarafı kuzey arkadaşlar. Bu tarafı güney oturduğum yere göre söylüyorum. Türkiye'nin batısından doğusuna doğru şu şekilde geldiği ve böyle gidiyor. Yani bu tarafta ne var? Sivas var, Kayseri var. İşte Kayseri var, Sivas var. Oradan ötesinde işte Tokat'ın Gümüşhane Karadeniz'e doğru gidecek bu yağmurlu hava dalgası bu şekilde gidecek. Ekonomi yönetiminden altın hamlesi kilosu 700 dolar seviyesinde. Dikkatimi çekmedi, ilgimi çekmedi, geç. Toplu sözleşme zammı. Takvim gazetesi senede en az 5-6 defa, 6-7 defa, ayda bir defa hiç yoksa emeklilere zam haberi yapan, şimdi de assubaylara zam, uzman çavuşlara zam diye haber yapmış. Clickbait haber. Haberin sonuna geldik. Clickbait de bugün biraz fazlaydı. En başta biraz CHP'ye atıp tutarak başladık. CHP zihniyetine atıp tutarak başladık. Ebrar Karakurt özelinde LPG, ben LPG diyorum, LGBT'li şerefsizlere söyledik biraz. Ebrar Karakurt inşallah yarınki maçta geçsin. Yensek de yensek de hiç umurumda değil. Şu adamı inşallah başımızdan def eder. Şu AKP iktidarı Osman Aşkın Bak mıydı adamın adı? Turizm şey, Spor Bakanı, Gençlik Spor Bakanı. Şu olaya el atsın. Şu Müslüman, %90'dan fazlası Müslüman olduğu söylenen ülkede şu LGBT propagandası yapan neydi belirsiz tipler
Hadi dediğim gibi çıplaklıktan artık vazgeçtik, kanıksadık neyse, ama en azından şu LGBT propagandası yapan şerefsizleri başımızdan def edelim bir an önce. Bu şekilde. Allah'a emanet.